Sayın Karamollaoğlu ne yapmaya çalışıyor? Şunun için soruyorum bunu. Bir liderler ziyaretleri yapıyor. Tayyip Erdoğan'la görüştü. Cumhurbaşkanı sıfatıyla görüştü değil mi? Tabii. Kılıçdaroğlu, Akşener, işte Davutoğlu, Babacan. Babacan. Bu devam muradı edecek. Nedir Karamollaoğlu'nun? Ya nedir? Bir kere bu şöyle bir başlıkla oluşturuldu. Türkiye'nin geleceği için lider ziyaretleri. Türkiye çok temel problemlerle işte yarım saat 40 dakikadır konuşuyoruz. Hı hı. Ekonomi, adalet, dış politika çok keskin ve temel problemlerle bir tıkanmışlıkla karşı karşıya. Bunun ancak konuşarak, diyalogla bir toplumsal uzlaşmayı sağlayarak gerçekleşebileceğine inanıyor. Bence Saadet Partisi'nin ve Temel Bey'in bu süreçte ortaya koyduğu şey bir herkese konuşabilen bir lider, herkese konuşabilen bir parti kimliği önemli. Yani bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı ile bu lider ziyaretlerine başlaması o anlamda da önemlidir. Ama arkasından Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, işte Ali Babacan, Davutoğlu bir bu konudaki somut endişelerini ve buna ilişkin, bu endişelere ilişkin, bu kaygılara ilişkin çözüm önerilerini paylaştı bir şey. Ama totalde baktığımızda Türkiye'nin en temel problemlerinden biri çok keskin bir kutuplaşmaya daha doğru Türkiye'nin evrilme tehdidi, tehlikesi var. Saadet Partisi ben süreç biraz daha ilerledikten sonra, bu toz duman dağıldıktan sonra Temel Karamollaoğlu'nun ve Saadet Partisi'nin yaptığı şeyin ne kadar değerli ve önemli olduğu bence daha iyi anlaşılacak. Çünkü bu kutuplaşmayı kıran en önemli unsurlardan biri şu anda Saadet Partisi. Tamam, yani hem bu ülkenin sosyal demokratlarına, laiklerine, sekülerlerine ulaşabilen, konuşabilen, yani şunu söylüyor Saadet Partisi, şunu söylüyor Temel Karamollaoğlu. Farklı düşünebiliriz, farklı yaşam tarzlarımız olabilir ama biz hepimiz bu ülkenin bir zenginliğiyiz. Biz konuşarak, bir araya gelerek bu ülkenin sorunlarını çözebiliriz. Bu farklılıkları, yaşam tarzı farklılıklarını bir problem olarak görmek yerine bir zenginlik olarak görmeliyiz. Birbirimize saygı duymalıyız. Çünkü dışarıdaki hani iktidar habire diyor ya, dolar biraz yükseliyor, dış güçler yapıyor, düşüyor, biz başardık yani. Böyle garip bir şey var yani. Madem dış güçler varsa, gerçekten Türkiye ile bu kadar uğraşıyorlarsa ki, gerçekten her ülkenin de, Amerika'nın dış gücü yok mu? Rusya'nın dış gücü yok mu? Dünya ya herkesin birileri için var. Diken bahçesi, öteki için gülistan değil. Değil ya, herkesin bir dış gücü var. Bu dış güçler varsa, bu ülkede hesaplaşmaları varsa, buna karşı mücadele etmenin yolu içeride kutuplaşmak, ona hain, buna terörist, ona öteki demek yerine hayır kardeşim ya, evet farklı kanaatlerimiz olabilir, farklı çözüm önerilerimiz olabilir, açık olabiliriz, kapalı olabiliriz, sağcı olabiliriz, solcu olabiliriz ama bir araya gelip konuşabiliriz. Ve bu ülkeyle ilgili endişelerimizi paylaşıp ortak bir kanaat, tamam, kararlılık ortaya koyabiliriz. Ve ben bu konuda çok da mesafe aldığını düşünüyorum. Yani bu kırılmayı, bu kutuplaşmayı Temel Bey'in ve tabii ülkeye bu anlamda çok ciddi katkı. Ya 23 Haziran biraz da onun aslında. Ya işte Suat Toktaş'la Mustafa Yılmaz karşılıklı oturup program yapıyorsa bu ülkenin bu sağduya, bu akla, bu yaklaşıma ihtiyacı var. Yani ben biliyorum yani bu ülkenin bir sekileriyle, solcusuyla, sağcısı aslında birebir oturduğunda aynı endişeleri, aynı kaygıları paylaştığını görüyoruz yani. Ama birileri bu konuşma iklimini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hayır, konuştuğumuzda gerçekten aslında farklı düşünmediğimizi, Suriye konusunda da diğer ekonomik gelişmelerle ilgili. Adalet konusu. Yani en temel hukuk, adalet, vicdan, yani özgürlük, bu noktada demokrasi. Önemli bir şey yapıyor. Ben çok net söylüyorum. Türkiye'nin bu anlamda Temel Bey'e de biraz özellikle troll ve trolliçelerin çok büyük haksızlık yaptığını ama süreç içerisinde hepsinin bu toz duman dağıldıktan sonra ne yapmak istediğini daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Bu görüşme, yani ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı. Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptı. Bunun mesela o görüşme, siz bazı bunu sen bilirsin ama işte ne bileyim Saadet Partisi'nde şöyle görülüyor mu? Bu konuşma, bizim yaptığımız bu görüşmenin etkisi olarak işte Erdoğan böyle konuşuyor
olumlu ya da olumsuz, daha çok olumsuzunu soruyorum. Bir etkisi olduğunu, bir faydası olduğunu, Erdoğan'ı biraz farklılaştırdı, neye etkilediğini düşünüyor musunuz? Tabii genel başkan o görüşmede diğer liderlerde olduğu gibi, başta senin de dediğin gibi adalet konusundaki bu KHK mağdurlarıyla ilgili, işte bugün şehit olayıyla birlikte çok daha net, hani hangi boyutta olduğunu bu dramın anlamak açısından önemli olduğunu söylediğimiz konularla ilgili endişelerini paylaştı. Saadet Partisi sadece bu süreçle ilgili değil, işte Baylok meselesinin çözülmesinde de, yani 17 binin üzerinde insanın nasıl bir kumpasa, nasıl bir haksızlığa maruz kaldığını da yine Saadet Partisi Ali Aktaş ortaya çıkardı. Ve orada gerçekten bir adım da atıldı, bir mağduriyet giderilmiş oldu. Ama bu yeterli değil, çok daha dramatik mağduriyetler var. Bunlar dile getirildi. Umarım etkisi olmuştur. Çünkü sonuçta Temel Bey ile Tayyip Bey'in hukuku çok eski yıllara dayanan bir hukuk. İkisi de belediye başkanlığı yaptı. Tayyip Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasında 90'lı yıllarda Temel Bey'in de etkisi var. Ama sonraki süreçte az önce ifade ettiğimiz şekilde bir ayrılık, o yenilikçi hareketle birlikte bambaşka bir yere savrulan bir süreç ortaya çıktı. Yani etkisi olduğunu umuyoruz, olmasını istiyoruz. Yoksa bu ziyaretler laf olsun diye yapılmış ziyaretler değil. Tamamen samimi duygularla, samimi kaygılarla yapılmış ziyaretler.